Amerika'dan merhaba. Ben Cemal Taşhan. Bu bölümümüzde de Amerika'daki başkanlık seçimlerini incelemeye devam ediyoruz. Hatırlayacağınız gibi başkan adayları partiler tarafından belirlenmiş, reklamlarını yapmış, televizyondaki münazaralarını bitirmiş, seçim gününü bekliyorlardı. Amerika'daki seçimler her Kasım ayının ilk pazartesisini takip eder, ilk salı günü yapılır. Biraz karmaşık ama ayın birinde seçim yapmamak için olsa gerek. Tabii seçimler salı günü yapılacak, yani bu sene 8 Kasım salı günü yapılacak dedik ama oy kullanma o günden önce başlayabiliyor. Amerika'da seçmenler eğer isterlerse postayla da oy kullanabiliyorlar. Bunun için önceden seçim kurullarına başvurup postayla oy kullanacakları bildirmeleri yeterli. Bu durumda seçimden yaklaşık bir ay önce kendilerine oy pusulası ve özel bir zarf yollanıyor. Adaylar oy pusulası da sıralarına göre yazılmış durumdalar. Siz istediğiniz adayın yanındaki kutuyu karalıyorsunuz. Tıpkı üniversite sınavlarında olduğu gibi. Oy verme işleminiz bittikten sonra size yollanan özel zarfın içine bu oy pusulasını koyuyor ve üzerine adınızı yazıp imzalıyorsunuz. Ve ayrıca oy kullandığınız günü de yazıyorsunuz. Bu zarfı isterseniz posta ile geri yollayabiliyorsunuz ki posta ücretsiz. Ya da en yakın seçim merkezine kadar götürüp orada verebiliyorsunuz. Bunları da istemezseniz 8 Kasım seçim günü size en yakın olan sandık bölgesine götürüp oradaki sandık kurulu heyetine teslim edebiliyorsunuz. Biz gelelim seçim gününe. Seçim günü seçmenler kendilerine daha önceden bildirilmiş en yakınındaki sandık bölgelerine gidiyorlar. Oradaki sandık kuruluna adlarını, adreslerini söylüyorlar ve listede isimlerini buluyorlar. Kimlik göstermiyorlar. Beyan esas. Beyanlarının doğru olduğu da kabul ediliyor. Eğer yalan beyan veya başkasının yerine oy kullanılırsa cezası büyük. Sandık kurulu size eğer o eyalette oylar oy pusulası ile kullanılıyorsa oy pusulasını veriyor. Elektronik aletle kullanıyorsa doğrudan elektronik alete yönlendiriyor. Elektronik alette oy kullanmak çok kolay. Ekranda seçtiğiniz adayları işaretliyor ve oyunuzu kullanıyorsunuz. Oy pusulası ise bildiğimiz usulde yine karalama usulü yapılıyor, zarfa konuluyor. Üzerine hiçbir işaret konmadan, imza atılmadan zarf sandığa atılıyor. Bu işlemlerden sonra ne parmağınızda boyanıyor ne size işaret koyuyorlar. Eğer isterseniz oy verdiğinize dair küçük bir etiket veriyorlar, yakanıza yapıştırın diye. Oylar kullanıldı. Sıra geldi sayıma. Aslında siz başkan adaylarına oy vermiş olsanız da başkanı doğrudan seçmiyorsunuz. Siz seçmenler kurulunu seçiyorsunuz. Her eyalet kongreye yolladığı temsilci ve senatörü kadar seçmenler kurulu üyesine sahip. Amerika'da iki eyaletin dışında bütün eyaletlerde o eyalette en çok oy alan başkan adayı bütün seçmenler kurulu üyeleri de sahip oluyor. Sadece iki eyalette başkan adayları aldıkları oy oranı kadar seçmenler kurulu üyesi sahibi oluyorlar. Seçmenler kurulu üyeleri seçim sonuçları açıklandıktan sonra kendi bulundukları eyaletin valisinin başkanlığında toplanıyor ve kendisine buraya getiren adayın adını söyleyerek o adaya oy veriyorlar. Vali bunları iki nüsha halinde yazıyor ve ulusalardan birini senato başkanına, diğerini ise arşive yolluyor. Bütün Amerikan evraklarının saklandığı arşive. Aslında Amerika'da en çok oy alan kişi başkan olamayabiliyor. Yani Amerika'da kullanılan geçerli oyların çoğunluğunu alsanız bile bu seçmenler kurulu sisteminden dolayı yeterli seçmenler kurulu üyesini kazanamayıp başkan olamayabiliyorsunuz. Bunun en yakın örneklerinden bir tanesi Al Gore, George Bush zamanında yaşandı. Al Gore, Amerika'daki seçmenlerden daha fazla oy almasına rağmen yeterli sayıda seçmenler kurulu üyesi çıkartamadığı için başkan olamadı. Bütün seçmenler kurulu üyelerinin sonuçları senatoya ulaştıktan sonra senato birleşik toplantıda başkanın seçildiğini açıklıyor. Tabii başkanın seçildiği açıklamak yetmiyor. Amerika'daki kanunlar gereği başkanlar 6 Ocak'ta kongrenin birleşik toplantısında yemin ederek göreve başlıyorlar. Yani bu sene 8 Kasım'da yapılan seçimlerden sonra
6 Ocağı kadar seçilen başkan, seçilmiş başkan ünvanıyla başkanlığa hazırlık yapacak. Her başkanlık seçiminde bu böyle oluyor. Eski başkan 6 Ocağı kadar görevini devam ediyor. Yeni başkan ise seçilmiş başkan ünvanıyla başkanlığa hazırlık turları yapıyor. Kendi kabinesini hazırlıyor, yapacağı işleri planlıyor. İlginç bir seçim sistemi değil mi? Amerika'dan şimdilik bu kadar. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.